Kamera karşısına geçtiğinizde kameranın lens özelliklerinden dolayı arka planı flu gösteremiyor olabilirsiniz. Arka planı flu olarak gösteren lensler, diyafram özelliklerinden dolayı pahalı lensler grubuna giriyor. Bu videoda birkaç küçük teknikle arka planınızı nasıl bulanıklaştırabileceğinizi gösteriyorum. Lenslerle aldığımız başarıyı beklemek lenslere haksızlık olur ama elimizden geleni yapacağız. Videomuzu sahnemize ekledikten sonra direkt olarak FX paneline geçiyoruz. FX panelindeki bulanıklaştırma efektini kullanacağız. Bu panel sizde görünmüyorsa Windows'un altındaki FX seçeneğinin işaretli olduğuna emin olun. Hemen burada bir arama yapacağım. Bulanıklaştırma efekti Adobe programlarında Gaussian Blur olarak geçiyor. Yani şöyle yazılıyor. Bu aramayı yaptığınız zaman Blur'un altında, Blur klasörünün altında Gaussian Blur seçeneğini göreceksiniz. Gaussian Blur seçeneğini tutup şöyle klibimin üzerine sürüklüyorum. Klibimin üzerine sürüklediğim zaman FX panelinde bu Gaussian Blur efektinin özelliklerini göreceğiz. Buradan bulanıklık değerlerini artırıp azaltabiliriz. Ama tabii ki öndeki kişinin de bulanıklığı artacak. Bizim burada yapmak istediğimiz şey arka planı bulanıklaştırmak. Bunu 0 diyerek geri alıyorum. Bu değerin hemen üzerinde maske araçları var. Daire, kare ve pen aracıyla seçim yapabileceğimiz daha özel bir araç. Bu pen aracını seçiyorum. Bu pen aracını seçtikten sonra sahnedeki kişiyi dekupe edeceğim. Yani çevresini bu pen aracıyla seçeceğim. Buna başlamadan önce timeline çizginizin birinci karede olduğuna emin olun. Yani klibin ilk karesinde olduğuna emin olun. Şöyle sola doğru alıyorum. Pen aracım zaten seçili. Kişinin etrafını seçmeye başlıyorum. Seçim işlemini sonlandırabilmek için ilk tıkladığınız noktanın üzerine gelin ve orada imleciniz değişecek. Bu imleç noktaların tamamlandığına işaret ediyor. Buna tıklayarak bu seçtiğiniz alanı kapatabilirsiniz. Bir şekilde bu seçim işlemini başarıyla tamamladıktan sonra noktaların üzerine tıklayarak da seçim üzerinde ufak düzenlemeler yapmanız mümkün. Bunların yerini değiştirebilirsiniz veya bezierleriyle bu çıkıntılarıyla oynayarak daha yumuşak seyretmesini sağlayabilirsiniz. Şimdi buraya kadar uğraştığınız bir alan seçtiniz ve bundan sonra yapılacakları gösteriyorum. Buradaki kişiyi seçerek bir maske alanı oluşturduk ve bu maske alanının özelliklerini oluşturduğumuz maskın altındaki özelliklerden erişebiliyoruz. Şimdi de bizim bu çizgilerin kişiyi takip etmesini sağlamamız gerekiyor. Timeline çizgisi yer değiştirmiş yanlışlıkla. Şimdi onu başa aldım. Herhangi bir sorun var mı diye tekrar kontrol ediyorum. Herhangi bir problem yok. Sadece şurayı şöyle biraz içeri alabilirim. Dolayısıyla şurayı da dışarı alabilirim. Şuraya da küçük bir müdahale edelim. Bu şekilde tamamdır. Şimdi bu çizgilerin, bu mask işleminin kişiyi takip etmesini sağlamak için de buradaki oynatma ikonlarını kullanacağız. Play'e bastığım anda timeline klibi boyunca bu masking işlemi kişiyi takip etmeye çalışacak. Yani bunu otomatikleştirmiş oluyoruz. Buradaki play tuşuna basıyorum. Belli bir işlemden geçiyor. Bazı hesaplamalar yapıyor ve bize sunacak en güzel yöntemi. Bakalım doğru bir yöntem olacak mı? Sonuca baktığımızda bazı kaymalar olduğunu görüyoruz. Bunu da tabii ki manuel olarak düzenleyeceğiz. Videonun başından itibaren nerede problem olduğunu önce bir kendimiz analiz edelim. Videonun başında bu şekilde ilerliyorum. Buraya kadar güzel ama burada bu aralarda bir kayma, bir sapma olmuş. Bunu manuel olarak düzenleyeceğiz. Sapma olduğu yerde bu düzenlemeleri tekrar yapıyorum. Şöyle kabaca bir düzenleme yaptığımızı farz edelim. Bunu yaptıktan sonra tekrar play butonuna basmamız gerekiyor. Bir play butonuna bastığımızda, bunların her biri birer keyframe bu arada. Play butonuna bastığımız zaman az önce oluşturduğu keyframelerin üzerine yeniden bir hesaplama yaparak yazacak. Tekrar play butonuna basacağım ama bir karışıklık var gibi. Şunu biraz şöyle genişletelim. Ve play tuşuna basıyorum tekrar. Sonraki kareler için yeni bir hesaplama yapıyor. Yine bozulmuş bir noktada. Bakalım nerede bozulmuş. Şurada bir kafada problem var. Hemen onu düzeltelim. Bunu sabırla yaptığınız takdirde başarıya ulaşacağınıza eminim. Bu düzenlemeyi yaptıktan sonra aynı işlemleri tekrar yapıyorum. Tekrar play butonuna tıklıyorum. Yeni bir hesaplama daha yapıyor. Şu noktada kaybetmişiz.
Ve tabii ki bu dekupe işlemlerinin arka planla da olan ilişkisi önemli. Eğer arka planda daha az renk kullansaydım belki de bu takip etme işini çok daha rahat yapacaktı. Arka taraf karışık olduğu için biraz zorlanıyor olabilir. Tamamdır. Şimdi tekrar aynı işlemi yapıyorum. Şimdi tekrar kontrol ediyorum. Son karelere doğru tekrar bir düzenleme yapalım. Ondan sonra da devam edelim. Evet, şu anda kontrol ettiğimizde neredeyse takip ediyor. Bunu ne kadar detaylı çalışırsanız o kadar başarılı bir sonuç elde edersiniz. Sonuçta buraya kadar olan aşamaların mantığını neden yaptığımızı öğrendiniz. Şimdi devam edelim. Az önce verdiğimiz bulanıklık efektini şöyle aşağı doğru kaydırdığımda diğer özelliklerini de görebileceğiz rahatlıkla. Bu şekilde blur'u artırırsak eğer, artıralım. Seçili olan alanın bulanıklığını artıracak. Invert diyerek seçimi tersine çeviriyorum öncelikle. Invert'ü işaretledikten sonra bulanıklık seviyesini biraz artıralım. Mesela 20 verelim. 20 verdiğimizde arka planın artık yavaş yavaş bulanıklaşmaya başladığını göreceğiz. Bu değeri siz kendinize göre artırabilirsiniz. 30 verdiğimde biraz daha bulanık olacak. Kenarları biraz yumuşatmayı deneyelim. Bunu da fader değerini artırarak yapabiliriz. Zaten varsayılan olarak değeri 10, bunu 20 yaparsak eğer bir nebze daha yumuşayacaktır seçim alanları ve bir de expansion seçeneği var. Bu expansion seçeneğini değiştirerek de seçili alanı biraz daha içe doğru veya dışa doğru almanız mümkün. Burada göreceksiniz zaten detaylı incelediğimizde dışarı doğru aldım. Böylece bu kısımları daha az bulanıklaştıracak. İçeri doğru da alabilirsiniz. Tekrar kontrol edelim. Aslında fena olmadı. Bunu %100 yaparsak nasıl görünecek? Bence gayet güzel görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Biraz daha detaylı çalışırsak belki çok daha mükemmel bir sonuç elde edebiliriz. Ama işte bu şekilde uğraşmamız ve biraz vakit harcamamız gerekiyor. Ya da kendimize güzel bir lens alacağız. Bu eğitimimiz de bu kadar da dilerim faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı, sonra da bu tip eğitimlerden hemen haberdar olmak için zile basmayı unutmayın. Katıl butonuna tıklayarak eğitimlere destek olabilirsiniz. Şuradaki iki videodan birini seçerek öğrenmeye devam da edebilirsiniz. Yeni eğitimlerde görüşmek üzere.